ÖTP nedir ve tedavi yöntemleri nedir İbrahim Bey? ÖTP, idiopatik trombozotopeni, biraz uzunca bir isim. Evet. Kanın sıvılaşması, yani aşırı trombozit sayısının düşmesi. Normal olarak bir kişinin kanında 1 milimetre küp kanda takriben ortalama 150 ila 400 bin arasında trombozit oluşur. Küçük pulcuklar ne işe yarar? Kanı pıhtılaşır. Herhangi bir burkulma, bozarma, ezilme gibi kazalarda, iç kazasında veya başka türlü kazalarda ortaya çıkan iç kanamalar veya diş kanamalar nasıl durur? Pıhtılaşmayla. Bu Evet. trombozitler olmasa ne olur? Sürekli bir kanama olur, ölür kişi. Yaşaması Evet. mümkün değil. 50 binin altına kadar düşse, kişi 50 bine kadar düşse, yani normalde çok altına düşse fark edilmiyor. Fakat bazı insanlarda ne oluyor? Yani kanser kemoterapi hastalarında, kan kanserinde çok çok düşebiliyor. Mesela burada elimde bir rapor var. Bir hanımefendi lösemiden dolayı tedavi olmuş. 4 ay kemoterapi görmüş. Çok yoğun ilaçlardan dolayı kan değerleri o kadar bozulmuş ki doktorlar demiş ki artık eve gidebilirsin. Yapacak bir şey yok. Evet. Eve göndermişler. Artık modern tıp bitti demişler. Ailesi bana geldi dedim ki bilmiyorum ama bir deneyelim. 6 hafta bana bir müsaade edin. Tamam dediler. Kan değerleri o kadar bozulmuş ki tromboziti 14,4'e düşmüş. Normal 150 ile 400 bin arasında olması gerekken 14,4. Yani bir yeri çizilse kanamadan ölebilir. 23 gün biz ona iksirdi, jeldi, kemik çayı vesaire ürünler verdik, gönderdik. 23 gün sonra bütün kan değerleri düzeldi. Trombozit sayısı 14.400'den 19.000'e, 119.000'e çıktı. Bütün aile şaşırdı, doktorları, heyet şaşırdı ve bu durum mümkün değil dediler. 23 günde böyle bir düzelme mümkün değil. Ama her şey mümkün doğada. Zaten mesela bu kan değerlerini düzelten at kuyruğu otu Amerika Birleşik Devletleri'nde Kolombiya eyaletinde klinik araştırmalarla kanın dokusunu, yapısını düzelttiği, kemikleri güçlendirdiği, bağ dokusunu güçlendirdiği belgelenmiştir. Söğütün kabuğundaki içerisindeki salisin aspirinden daha etkili ve yan etkisi yok. Yani öyle de bir formülümüz var. Bu tür rahatsızlığı olanlar için hamdolsun elimizde her şey mevcut.